İyi akşamlar, merhaba. Okuldayız, Üsküdar Sempozyumu'nun neredeyse sonuna geliyoruz. Şimdi konuğumuz sevgili Ercan Kesal. Yazdıklarıyla, filmleriyle bizim hepimizin kalplerine dokunduğunu biliyorum. Ve söz konusu çocukların olduğu bir yerde, özellikle Ercan Kesal'la bu akşam burada olmak ayrıca hepimizi çok gururlandırıyor. Daima şuna inanıyorum ben sevgili Ercan Kesal. Sanat, edebiyat, şiir, psikolojiden çok önde. Ve biz arkasından çoğu kere sanatın çok önce keşfettiği şeyi anlamlandırmayı ifade etmeye çalışıyoruz. Sizin de bu anlamda çok güçlü bir diliniz var. Ve Teşekkür. ben teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve sözü size vermeden önce izninizle özgeçmişinizi okumak istiyorum. Buyurun. Ercan Kesal 1959 yılında Avanos'ta Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. 1984 yılında Üniversite Tıp Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji dalında yüksek lisans yaptı. Halen Yeditepe Üniversitesi'nde Sosyal Antropoloji'de doktora eğitimine devam ediyor. Uzak filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, Üç Maymun ve Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinde senarist ve oyuncu, Anons filminde senarist, Vavien, Saç, Küf, Yozgat Blues, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Hükümet Kadın 1-2 ve Ben O Değilim, Yol Kenarı, Kelebekler, Görülmüştür gibi filmlerde ise oyuncu olarak yer aldı. Ulusal ve uluslararası birçok film festivalinde en iyi erkek oyuncu ve en iyi senaryo ödüllerini aldı. İlk şiir ve yazıları tıp fakültesi öğrencisiyken İzmir'de çıkan Dönem dergisinde yayınlandı. Mecburi hizmet yıllarında Son Reçete dergisinde söyleşiler yaptı, yazılar yazdı. Era yayınlarının kurucularından kendisi, Şizofrengi'de yazdı, Radikal ve Bir Gün gazetelerinde pazar günleri düzenli olarak güncel hikayeler ve denemeler yayımladı. 2013 yılında Peri Gazozu isimli ana öykü kitabı yayımlandı. Sonra sırasıyla Cin Aynası, Nasipse Adayız, Bozkır'da Bir Gece Yarısı, Aslında, Evvel Zaman, Zamanın İzinde, Kendi Işığında Yanan Adam ve Velhasıl isimli kitapları yayımladı. İlk yönetmenlik çalışması bir belgeseldir Fındık'tan sonra. 2018 yılında senaryosunu kendisinin yazdığı ilk uzun metraj kurmaca filmi Nasipse Adayız'ı çekmiştir. Sevgili Ercan Kesal, hoş geldiniz. Hoş Ben bulduk. sözü size bırakıyorum. Sağ olun. Özen Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun güzel cümleleriniz için. Katılımcılara da, bizi şu an dinleyenlere, çocuklarımıza, onların velilerine, bütün katılımcılara selamlarımı iletiyorum. Sağ olsunlar. Sizlere de çok teşekkürler efendim vesile olduğunuz için. Bu tür konuşmalar niye yapılır? Neden biz konuşmayı seven, bir toplumuz. Nazım'ın deyimiyle konuşmayı şehvetle seven bir halkız. Oğlum şimdi 15 yaşında ama 7-8 yaşlarındayken onunla ilgili bir yazı, küçük bir anekdot paylaşmıştım. Onu paylaşarak başlamak isterim yeniden. Evet, oğlum büyüyordu ve yeni cesaretler ve korkular edinerek büyüyordu. Ve bir süredir de karanlıktan korkuyordu. Tek başına odasına giderken karanlık koridordan çekindiği zamanları izliyordum. Yine o zamanlar böyle onunla yalnız kaldığım bir akşam, psikoloji okumalarında sıkça rastladığım bir diyaloğun aynısını yaşadım oğlumla. Alt kattan çantasını almış, karanlık merdiveni tırmanırken bir anında benim üst kattaki çalışma odama duyurmaya çalışıyordu sesini. Baba, konuş benimle. Korkuyorum, burası çok karanlık. Ben de dedim ki korkacak bir şey yok oğlum. Hem ne faydası olacak ki? Beni görmüyorsun ki. Olsun konuş baba. Biri konuşunca aydınlık oluyor. Aslında bu konuşmalar galiba yolları aydınlık olsun diye birilerinin. Biri konuşunca gerçekten aydınlık oluyor sanki. Benim özgeçmişimi sağ olun paylaştınız. Ama ben kendi hikayeme de kısa birkaç katkı ya da ek yapmak isteyeceğim.
Ben 59 doğumluyum ve evet Orta Anadolu'da şimdilerde peri bacalarıyla meşhur Kapadokya olarak bilinen Avanos'ta doğdum. Babam uzun yıllar çiftçilik yaptıktan sonra da 55 yılında, demek ki ben doğmadan önce kasabaya ilk gazozhaneyi açan adam. Ben gazozcu mevlidin oğluyum, onun çocuğuyum. Babam rahmetli oldu, annem de. Peri gazozları bizim babamın gazozculuk yaptığı markamız olan gazozlar, peri gazozlarıydı. Sloganını da ben bulmuştum. Edebiyatla hep çocukluktan beri hemhalim ya, peri bacaları diyarında peri içilir diye. Ben ilk ve ortaokulu Avanos'ta, liseyi de Nevşehir'de okudum. Kasabamızda lise yoktu o zamanlar. Önce Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gittim. Sonra Ege Diş Hekimliği'nde okudum. Üçüncü okulum benim tıp fakültesi. Onu 84 yılında hekim olarak bitirdim, mezun oldum. Mecbur hizmet için bu sefer tekrar sanki doğduğum topraklara geri döndüm, o coğrafyaya. Ankara'nın Keskin, Kırıkkale ve Bala ilçelerinde çalıştım. Çocukluğumla ilgili geriye dönüp hatırladığım şey elbette o çağın bir altın çağı oldu. Her ne kadar kolay bir yaşam değil, yokluk ve yoksunluk içinde geçen bir çocukluk olsa da hep iyi hatırladığım, mutlu hatırladığım bir çocukluğum oldu. Masumiyeti hatırlıyorum çocukluğumla ilgili, umutlarımı hatırlıyorum, hayallerimi hatırlıyorum. Kendi çocukluğuma ve çocuklarıma, çocuğuma da baktığımda bana derseniz ki çocuklar sizin için nedir, senin için nedir derseniz bir tek cevabım var. Çocuklar melektir. Niye bunu söylüyorum bu kadar rahatça biliyor musunuz? Bir anımı paylaşarak devam edeceğim çünkü. 65 yılıydı. Demek ki 6 yaşında filan. Sıcak, böyle çok sıcak bir yaz günü. Sabahın erken saatleri anam bizi eşeğimizin üzerine yerleştirdiği heybenin bir gözüne beni, bir gözüne de abimi koydu. Kasabanın biraz yukarısındaki bağımıza götürüyor. Çok sıcak bir hava. Bir yere uğradık kasabanın çıkışında, mezarlığın hemen yanında böyle mahalleli kadınların toplanıp kilim, yorgan, çamaşır yıkadıkları bir havuz var. O havuzda işte sularımızı doldurduk, çeşmede yüzümüzü yıkadık. Anam testilere su doldurdu. Sonra da epey dik bir yokuş var, oraya çıkmaya başladık. Biz abimle heybenin her iki gözündeyiz. Sonra annem böyle yalçın bir tepeden Kızılırmak'a doğru yüzünü çevirmiş, kırmızı kahverengi gibi kayanın yanında durdurdu. İlk bakışta böyle gökten inmiş bir taş parçasına benzeyen tuhaf bir kayaydı. Heybeden çıkardı beni, kayanın yanına götürdü. Kayanın üzerinde bir at nalın, atın bir nal izine benzeyen derin bir oyuk vardı. Dedi ki kuzum bunu öp. Öp dedi. Bu dedi işte Hazreti Ali Efendimiz'in atının ayak izi. Beni de kayaya koydu. Ben tırmandım, ucuna kadar çıktım. Eğildim, o derin oyuğu öptüm. Ama korkuyorum ve tuhaf bir saygıyla karışık bir korku var içimde. Ben kayayı öperken anam kayanın etrafında da dualar okuyarak dolanıyor bu arada. Dedim anne ben niye öpüyorum kayayı? Yavrum çocuklar melektir dedi. Çocuklar melektir kuzum dedi. Şimdi bu taşı öpersen sana bundan sonra her şey malum olur. Sen her şeyi bilirsin artık dedi. Ben yıllar sonra Yaşar Kemal'in Yer Denir Gök Bakır kitabında da rastladım. Orada da yörük kadını, kitaptaki yörük kadını bir taşa eğilerek konuşur. Ne biliyorsunuz ki de bu taşta bir şey olmadığını? Bizim gözümüze gözükmez. Ama onlar çocukların gözüne gözükür der. Yine bir başka Adanalı Yaşar Kemal'in hemşehrisi Yılmaz Güney Umut filmini seyretmişsinizdir. Orada da karakter Cabbar, arabacı Cabbar. Evet, eve der 40 lira bıraktıydım. Çoluk çocuk açtır şimdi diye kendini deliliğin kucağına atar. Hatırlıyorsunuz filmi. Arabacı Cabbar'ın definenin peşine düştüğü umutsuz yolculuğunda Cabbar'ın bir akıl hocası var. Ona der ki çocuklar melektir. O yüzden tüm gizli hazineler onlara malum olur. Filmin bir yerinde hatırlarsınız evin küçük oğlu definenin yerini görmek için umutsuzca ağlayarak bir tasın içindeki suya bakar. Cabbar'ın olmayan definesi suyun içindeki tuhaf şekillerde çünkü ve onu ancak bir çocuk, günahsız bir melek görebilir. Çocuklar melektir. Ben hep inandım buna. Ama bakın biz bu melek diye sarıp sarmaladığımız çocuklarımıza nasıl bir dünyayı layık gördük. Sağlık hizmeti ve çocuklar. Ben Ankara'nın Kırıkkale, Keskin, Bala ilçelerinde uzun yıllar sağlık ocağı hekimliği yaptım. Sonra istifa ederek İstanbul'a geldim. 30 yıldır da İstanbul'daydım.
Burada da yine Kağıthane, Ok Meydanı, Çağlayan, Halıcıoğlu gibi semtlerde sağlık işletmeciliği yaptım, yapıyorum. Son 10 yıla kadar da ağırlıklı olarak özel hastane kuruculuğu ve işletmeciliğine devam ettim. İşim gereği ve bulunduğum yerlerin özelliğinden dolayı galiba çocuklarla çok fazla hemhal oldum. Çocuklarla çok fazla hemhal oldum. Çünkü kasabada büyüyen çocukların, daha sonra köy çocuklarının ve son yıllarda İstanbul'un periferindeki semtlerde büyüyen, varoş diye tabir edilen, bu semtlerde büyüyen çocukların hikayelerine şahit oldum. Çünkü hekimlik sadece hastanın şikayetini dinleyip onun acısını, ağrısını dindirmek değildir. Hekim hastasını dinleyen, iyi dinleyen insandır. Hekim hastasının hikayesine vakıf olandır. Bu yüzden çocukların hikayesi, çocuklar hep yürek ağrısı oldu benim için. Çünkü bulunduğum, çalıştığım yerler şehrin her türlü istismarına açık alanlarıydı. Ve bundan en fazla etkilenen de çocuklar oluyordu. Hızla değişen ve dönüşen bir dünyanın ortasındayız. Ve bu dünyada çocuklar çok savunmasızlar. Günümüzdeki hekimlik anlayışı ne yazık ki artık sadece tedavi edici hekimlik anlayışıyla gerçekleşiyor ve sağlık dediğimiz şey insanın doğduğu andan itibaren sahip olduğu bir hak olmaktan çıkmış bir hizmete, alınır satılır bir işe dönüştürülmüş. Ne yazık ki. Bu yüzden aşılama, koruyucu hekimlik, erken teşhis, takip bunlar sanki sağlık meselesinin en alt sıralarında yer almaya başladı. Ve bundan en olumsuz etkilenenler de çocuklar oldular. İstismar ve çocuklar. Sağlık ocaklarında çalıştığım yıllardan aklımdan hiç çıkmayan görüntülerden biri istismara uğrayan, cinsel istismara uğrayan küçük çocukların yanlarında bir yakınları ve bir güvenlik elemanıyla, bu bazen polis bazen de jandarma oluyordu, rapor yazdırmak üzere hekime, bana yani getirmeleri, bu hiç aklımdan çıkmayan bir görüntü. Ama görüntünün asıl vurucu tarafı neydi biliyor musunuz? Hala var mı bilmiyorum ama çocuğun bileğinin İç kısmına basılan adliye mührü, o zihnimizden ve hayatlarımızdan silinmedikçe bu mühür, bu keder bitmez. İç göç ve çocuklar. 1950'li yıllardan itibaren başlayan iç göç devam ediyor ülkemizde. En çok göç alan şehrimizde İstanbul. İstanbul'un çeperinde, çevresinde son 50 yıldan bu yana yeni Erzincanlar, yeni Sivaslar, yeni Rizeler kuruluyor. Anadolu boşalıyor. Şehre gelen aileler de ister istemez yer yurt sahibi olmaya ve şehirde tutunmaya çalışıyorlar. Ben 97 yılında geldim Ok Meydanı'na. Ben geldiğimde Ok Meydanı'nda çocuklar gecekondu azmanı, çatıları demir filizli evlerin balkonundan bakıyorlardı aşağıdan geçen araçlara ve insanlara. Ya da sessizce oturuyorlardı apartmanları sokağa bağlayan kirli merdiven eşiklerinde. Ne bir ağaç var, ne bir park, ne de bir meydan vardı etrafta. Bunlar çocuklar alınlarını dayayıp o camların, cam mekanların arkasına sessizce büyüdüler. Kimse fark etmedi onları. Aradan yıllar geçti. 30 yıl. Hastanemin olduğu binanın karşısındaki apartmanın penceresinden bakan o Sivaslı kız çocuğu en fazla sekreter oldu bir avukatın yazıhanesine. Küçük olan dayısının oto yıkanmacısında çalışmaya başladı. Zaten abisi de epeydir kaçak çalışan bir fason atölyede işçiydi. Lütfi Akat ustamız 1940-50'li yıllarından başlayan ve bugüne kadar devam eden bu büyük göç olayını 3 filmde anlatmaya çalıştı. Gelin, düğün, diyet. Üçlemedir bu. İkinci filmi düğün. Düğünün senaryo çalışması sırasında filmde hikayesini anlattığı aileyle ilgili sorular sorar kendi kendine. Aile bir abla, iki yetişkin erkek kardeş, iki küçük kız kardeş, onlardan da küçük bir erkek kardeş. Ana baba yok. Bu insanlar işsiz, parasız ve mesleksiz. Bu kentte, bu koca kentte ne yaparlar? Yine bir sanatçı senarist arkadaşıyla konuşurken bunu, arkadaşı cevap verir. İnsan eti yerler. Doğru. İnsan eti yemek, insanlığın ilk günlerinden kalma bir alışkanlık. Sorun zahmetsiz yiyecek. Bütün canlı varlıklar buna çok hevesli. İnsan kolay ve besleyici bir av.
Ama çabuk bitiyor. Daha iyisi ne biliyor musunuz? Onu çalıştırıp yetiştirdiği ürünü yemek. Sonuç olarak insan etini yemekle emeğini yemek arasında bir fark yok ki. Ben 30 yıla yakındır buralardayım. Yaşlandım da yeterince. Ve hala buralarda yeni ve çok daha yüksek binalar dikiliyor etrafımıza. İnsanın eti yenmeye devam ediliyor. Ve çocuklar hala cam mekanların, camların kapıların arkasında, kapı eşiklerinde. Değişmeyen tek şey var. Yoksulluk. Çocukların ne yaşadığı, ne düşündükleri, geleceklerine dair düşleri sıralamanın en sonunda ne yazık ki. Politikacıların ve yerel yöneticilerin ranta teslim ettikleri şehirde çocukların rahatça nefes alacakları, koşup oynayacakları parkları, yeşil alanları hiç yok. Çünkü çocuklar oy kullanmıyorlar ne yazık ki. Kimse haberdar değil çocuklardan ve kimse sormuyor onlara ne olduğunu. Uruguaylı bir yazar var, ben çok severim, Galvano. Onun böyle okuduğumda içimi sızlatan bir hikayesini paylaşayım. Yazmıştım da bunu bir yerde. Managuz'da bir çocuk hastanesi. Yılbaşı öncesi tüm çalışanlar, doktorlar erkenden evlerine gitmişler. Son kontrollerini yapıp evine gitmeye hazırlanan bir hastane müdürü var, Doktor Fernando. Koridorda bir ayak sesi duyar. Dönüp bakınca hasta çocuklardan birinin peşinden geldiğini görür. Loş ışıkta sessizce gelen bu kimsesiz, şanssız, bahtsız çocuğu tanır. Hasta. Hasta çocuğun artık böyle ölümle kırışmış olan yüzüne bir izin almak ister gibi kıpırdayan gözlerine bakar bir süre ve ne yapacağını bilemez. Hasta çocuk ellerini uzatır doktora ve fısıldar. Birilerine söyleyin. Birilerine söyleyin benim burada olduğumu. Çocukların bize ulaşmayan fısıltılarında bu cümle duruyor hala. Onlar diyorlar ki birilerine söyleyin biz buradayız. Birilerinin haberi olsun bizim burada yaşadığımız, büyüdüğümüz, büyümeye çalıştığımız. Eğitim politikaları ve çocuklar. Okulların ve eğitimin hali ortada. Pandeminin daha da zorlaştırdığı bir 2 yıl yaşadık. Birkaç yıl içerisinde pandemiden önce de defalarca değiştirilen eğitim politikaları ve yol haritaları. Bu olumsuzluğu o kadar içeriden yaşıyorum ki. Çünkü 2006 doğumlu bir oğlum var. Bir hikaye size. Evimize yakın ve sözde başarılarıyla temayüz etmiş bir okula gitmişti oğlum. İlk 4 yıl. 4. yılın sonunda bir başka okulda devam etti. 4. yılın sonunda şöyle bir sahne yaşadım ben. Arabayla evimize gelirken oğlum da arka koltukta oturuyordu. Daha önce okuduğu okula yaklaşırken gözlerini kapattığını gördüm dikiz aynasında. Niye böyle davrandığını sordum. Okulu görmek istemediği içinmiş. Bir süre sonra arkadan soruyordu oğlum. Geçtik mi baba? Geçtiysek açacağım gözümü. Çocuklarımızı yaklaşınca gözlerini kapattıkları okullara gönderdiğimiz bir eğitim sistemine mahkum ettik. Zorunlu göç ve çocuklar. Hastanenin önünde bir akşam vakti dikilirken önümden yüzlerce çocuk geçti. 3-4 sene önce merak ettim. Ve sonra araştırınca gördüm ki biraz aşağıda Suriyeli göçmen çocukların devam ettiği bir okul varmış. Ya da okul haline getirilmiş bir bina. Onlar için ne yapabilirim? Acaba onlara yardımım olur mu? Düşüncesiyle ziyaret ettim. Tabii tercüman vasıtasıyla anlaşmaya çalıştım. Ve ısrar ettim biraz da. Ne yapabilirim sizin için? Benden bir şey ister misiniz? Israrla sorunca bir cevap verdi birisi ve bu beni çok şaşırttı. Neye ihtiyacınız var? Sorun mu? Neye ihtiyacınız var? Sorumun cevabı şuydu. Güvene ihtiyacımız var dedi Suriyeli göçmen baba. Sadece güvene ihtiyacımız var dedi. Niye böyle söylemiş biliyor musunuz? İstanbul'a geldikleri günden bu yana göçle birlikte 3 kız çocukları çalınmış ve bulamamışlar. Yani çocukların çanta gibi, eşya gibi, para gibi çalınabildiği bir dünya. Cehennem değil de nedir Allah aşkına?
zorunlu göçün, bu dış göçün elbette sebebi savaş. Çocukların hiçbir dahlinin olmadığı savaşlar, ülkelerin savaşları. Geçmiş yıllardaki bir savaş üzerine yazdığım yazıdan alıntı yapacağım. 16 Mart 1988'de Saddam'ın o dönemin Irak devlet başkanının pilotları 16 Mart 88'de Halepçe kentini bombaladılar. Gaz bombası attılar. Ortalığa keskin bir elma kokusu yayıldı. Çocuklar severler elma kokusunu. Bütün çocuklar sever. Halepçeli çocuklar anne elma kokusu geliyor diyerek kokuya doğru koştular. Sonra da birer birer öldüler. Yoksul giysileriyle duvar diplerine, yol ortalarına, ıssız bahçelere, ağaç altlarına yığılıp kalan bu kara gözlü çocukların Halepçe cehenneminden eğer canını kurtarabilmişse, canını kurtarabilmiş kardeşleri, bundan sonra elmaya ve hayata dair ne düşünürler? Ya da hala devam etmekte olan Filistin'de, Gazze'de, kardeşinin biraz önceki patlamadan geriye kalan cansız bedenine bakan küçük kızın kara gözlerindeki acı, bundan sonra hangi toplumsal yaranın merhemi olabilir ki? Ya da bir televizyonda rastlamışsınızdır, oğlunu korumaya çalışan Filistinli bir babanın kurşunların altındaki çabasını. Filistin'deki çocuk eğer babasının onu korumak için siper ettiği gövdesinin altından sağ salim çıkabilseydi, bizim dünyamıza dair ne söyleyip ne yapacaktı kim bilir? İnsanlığın ortak vicdanına dair çocuklarımızın acılarından ve onların sistemlerinden başka bir şey gelmez benim aklıma. Onların saçlarından başka tutunacağımız bir vicdanımız olmamalı. Daha birkaç yıl önce bir gazete haberi, iki çocuğunu eve bırakıp işe giden genç bir anne, geride kalan yavrularının çıkan yangında kanepenin arkasına sığınmakla kurtulacaklarını zannedip birbirine sarılmış halde bulunan vücutları, hangi ekonomik verinin, hangi açıklamanın karşılığı olabilir ki? Çocuklarımız için bir dünya kurmak yerine, kendi iktidarlarımız için çocuklarımızı feda ettiğimiz bir dünya yapabildik galiba, ne yazık ki. Oysa çocuklarımızdan başka bir dünyamız ve onlardan başka bir geleceğimiz yok. Oğlum büyüyor. Şimdilerde 15 yaşında. Onun giysilerini kendi giysilerim içine karışmış buluyorum artık ben. Bu iyi işaret diyorum. Demek ki büyüyor oğlum ve ben de yaşlanıyorum. Ne güzel. Geçenlerde ayakkabılarımı giymiş numarasını soruyordu. Aceleci bir de tavırla, sanki bir an önce o numaraya ulaşmak ister gibi. Sevgili çocuklar, dilerim sağlık ve iyilikle görürsünüz babalarınızın ya da annelerinizin ayakkabılarının ayaklarınıza tam olarak oturduğu günleri. Dilerim yapamadıklarımız için bağışlarsınız bizleri. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Benim tabii söylediğiniz pek çok şey tahmin ettiğim gibi yüreğime dokundu. Galiba en fazla da o koridorda fısıldayan çocuğun konuşmaları galiba kulağımda kaldı. Birilerine söyleyin bizim burada olduğumuzu. Biz de çalışmalarımızda benim çok sık tekrarladığım bir şey var. Bulunmayı bekleyen çocuklar, biz de o bulunmayı bekleyen çocukların peşine üniversitedeki genç insanlarla birlikte düştük. Çünkü genç insanlar tıpkı sizin 15 yaşındaki oğlunuzun o dinamizmi canlılığında olduğu gibi gençler dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar. Bir şeyleri değiştirebileceklerine dair, hayata dair çok daha fazla inançları var. Biz de İşte o çocukları bulmak ve en azından elimizden geleni yapmak üzere işte genç arkadaşlarımızla birlikte alanda elimizden geleni yapıyoruz. Sizin gibi insanların çalışmaları bize ufuk veriyor ve daha da önemlisi kalbimize dokunuyor. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece zihinle değil, sadece entelektüel bilgiyle değil.
kalple işin içinde olmayı. Dolayısıyla kalbinizle burada oldunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bizi dinleyen herkesin de kalbine, sesinizle, hikayelerinizle dokunduğunuzu biliyorum. Ve çalışmalarımıza verdiğiniz destek için, dokunuşunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler.